Bir yudum tutayım da. Al abi. Ah yavrum, bir yudum su alayım mı diyor. Hadi bakalım. Hanımlar beyler. Dur. Tam olmadı. Buradan sonrasını bilmiyormuş. Ne diyorduk ya? Neydi? Hanımlar beyler, ilişki testi yeni bölümüyle alkışlarla başlıyor. Vallahi dop dolu bir salondayız. Dop dolu. Hatta aynı koltuğu 3 kişiye satmışız. Büyük kavga çıktı. Geçen bölümde galiba arkadaş boş koltukları çekmişti değil mi? Evet, doğru. Evet. Şimdi boş çekecek koltuk yok Allah'tan. Hepsi dolu. Hanımlar beyler, ilişki testi başlıyor. Hocam bazı şeyleri yok saymalıyız yani. Çünkü bazen öyle olur. Şahangiller. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Instagram'dan sizi zaten keyifle de takip ediyordum. Geleceğinizi öğrenince çok sevindim. 11 yıllık bir ilişki, 6 yıllık bir evlilik. Evet. Doğru mu? Doğru. Yaşa. İsimler ne bilmeyenlere? Benim adım Gönül. Gönül. Ben de Emrah. Soyadınız Şahangil mi? Yok. Şahan. Ha tamam. Giller olarak Instagram evet. Hesabı açtınız. Anadolu ağzı işte. Biz de Şahangiller. Nerelisin sen Gönül? Ben Trabzonluyum. Trabzon. Baba sen? Ankara. Ankara. Tanışmanız? Ankara'da oldu. Nasıl oldu? Okul Ankara'daydı. Kantin vardı bizim okulun kantini. Fakültenin ortak kantini. Orada görmüş beni. Sen gördün beni. Nasıl sen gördün? Ben bilardo oynuyordum böyle. Tam böyle ıstakayı arkadan geçirdim abi. Tam şöyle bir sayı aldım. Ona aşık olmuş. Güzel sayı aldım. O kadar abartmayacaktık aşkım. Tamam abartma var da o kadar değil yani. Niye, doğrusu bu değil mi? Değil. Arkadaşlarını göndermedin mi? Sen gönderdin. Allah Allah. 36 dakika tartışsınlar. Siktir ol gidelim. Var mısınız? Ben okeyim. Bir bölümde böyle olsun. Ne var yani? Reality show gibi canlı kavga izleyelim. Ben tamamım yani. Evet. Emrah beni görmüş. O zamanlar saçlarım belimde sarı sarı böyle. Bakmış. Ay bu kız çok güzel demiş ama bana bakmaz demiş. Ya dedim güzel çocuk dedim ama Allah sahibine başlasın ben istemiyorum dedim. O hafta sonu da parti var bizim okulun partisi. Gittik orada bir tanıştık ondan sonra. Ama ilk tanışma gününü bir anlatayım abi. Ya hayır. Ya şimdi bu aşkım, lütfen. Partiye çağırmışlar tamam mı? Beni çağırmışlar ben dedim ki Gönül'ü de getirin. Gönül de gelmiş daha 10 dakika falan konuşmuşuz. Bunların yurda girme saati gelmiş. Dediler ki biz yurda gideceğiz. Bari dedim taksiye kadar götüreyim hani. Taksiye kadar tam götürüyoruz böyle. Aşkım. Bana sor dedi ki hangi takımlısın dedi. Ondan da bir hafta önce Beşiktaş Trabzon. Allah kahretmesin. Abi böyle bir şey. Bir hafta önceye gittik ondan da. Hangi takımlısın dedi. Vallahi içim çok. Yok estağfurullah. Ondan da bir hafta önce ne olduğunu anlatır mısın? Bak biz en başını Greenwich'i başlangıç noktasını öğrenemezsek canımız çok sıkı, tadımız kaçar. Ondan da bir hafta öncesine aga. O hafta Beşiktaş Trabzonspor maçı var. Bir önceki hafta kimle oynamış Beşiktaş? Onu bilmiyorum. Onu bilmemiz lazım. Eğer yorgunluğu geldiler buna bakmamız lazım. Bu önemli bunlar Beşiktaş, bu ayrıntılar. Beşiktaş Trabzonspor maçı var. Tamam. Trabzonspor bizi yendi. Bize ne yap bunlardan? Ama şimdi olay tamam. Şu. Tam böyle yürüyoruz. Daha tanışalı 10 dakika olmuş. Evet. Hangi takımlısın dedi. Beşiktaşlıyım dedi. Nasıl koyduk ama size dedi. Daha 10 dakika önce tanışmışız. Dedim ki bu kızdan olmaz. Ondan sonra bu gitti. Yurda girdi. Yurda giriş saati 10. 10'da girmişler. Ben saat gece 2'de mesaj attım. Vardınız mı yurda diye. Ne kadar merak ediyorum. Güzelmiş yani. Ha. Ama şimdi ağırdan satmam lazım. Abi. Ama o öyle koymuş. Bir şey değil. Aga. 4 saat sonra vardınız mı yazmak. Ağırdan satma öyle bir şey değil yani. Yengesi ölmüş bir ay sonra aradım. Ağırdan sattım abi. Taziyede bulunacağım. Bir ay bekledim sonuçta. Çok güzelmiş. Çok tatlıymış. Evet. O olmasa daha iyiydi ama. Gayret yar yaptım. Yok ya. Güzel yani... yapmış. Ama yemin olsun aslında bu hareket öyle bir psikolojime girmiş ki. Normalde ne telefonu var ne bir şey var. Hemen o zaman Yonca satıyorum. Diye bir şey var. Yonca'ya girdim, Gönül yazdım. Ankara yazıyorum, bulamıyorum. Allah Allah, Gönül Ankara'da. Bu kızı nasıl bulacağım ben Yonca'da? Dedim ki bu Trabzonsporluydu. İlgi alanına Trabzonspor yazdım, Gönül yazdım. Pat birinci sırada bu çıktı. Ya. Yani o hareket olmasa kader. Belki de bu aşk başlamayacak. Ama ilk aradığında sanki biraz tabii az yazmışsın Gönül Ankara. Hani insan dünyadan hadi bakalım. Bulamıyorum ya. Yok. 7 milyar sonu çıkıyor. Yok. Çünkü şu dediğimle sadece köpekleri, kedileri ayırıyoruz yani. Evlenme anı, yani teklifini kim etti? O olmadı. Evlendiniz ama. Evlendim.
Ha, neden hiç teklif etmedin? Ya da etmedin onu sen? Onu sen anlat istersen. Abi zaten 5-6 sene berabersin. Niye hani hadi evlenelim diye bir şey söyleyeyim ki yani? Çok saçma bence. Yo. Böyle düşünen kadın var mı? Hayır. Ya kadınlar düşünmez zaten. Bir de erkeklere sormak lazım. Var mı böyle düşünen? Evet. Ya yok işte. Erkekleri satanlar var. Yok. Yanındaki karısı tabii çimdikliyor. Yok. O tam söyleyecek. Abi tabii ki teklif edeceğiz. Eşek gibi edeceğiz. Bir evin bir güzel kadını nasıl etmeyeceğiz? Bir yüz karası var bir tane. Onu zoom alır mısın? Yakın çeker misin arkada? Erkekleri satan bir tane var orada. Bence ilk başlarda böyle hani olur da hani evlenir misin, yüzük takma falan. 6 sene berabersin abi. Ondan sonra hadi evlenelim de ne bileyim bana değişik geliyor ya. Aramızda evliler kimler? Şöyle şık bir evlenme teklifi eden var mı? Bak yok. Ne oldu işte oğlum abi. Parmaklara? Bak şöyle bir şey gördüm az önce. 75 parmak. Hani 75'te 75 aşağı indi. Neden tek sayıysa tak- acaba? Biri kendiyle evli galiba. 75. Sözlerciler anlamadı. Olsun siktir et. Olur öyle. Bu 11 yılın ayrılığa en yakın anı hangisiydi? Bir kere oldu sadece. Hah. O da işte seni yeterli ter- bizim için. Seni terk ettiğim an vardı ya anlat istiyorsan. Bir kere mi oldu evimizin? Evet. Ne zaman oldu başka? İlkini ben anlatayım. Bunun bir tane... Oğlum sakin ol. Kötü yollu bir... Bir kere oldu evet, diyorsun. Estağfurullah bir tane arkadaşı vardı. Şöyle bir cümle duyduk. Bir kere oldu ilkini ben anlatayım. Sence de burada bir anlatı bozukluğu evet. Yok mu yani? Bir kere olduysa bir kere ilkini anlatamazsın. Birdir o. Evet. Güzel yakaladın abi güzel yakaladın evet. Sağ ol. Manyak bak öyle çok... Zeka kullanmadın. Basit bir şeydi bu yani. Abi sen var ya zehir gibisin ha. İlk bir oha. Stephen Hawking. Vallahi çok zekisin. Öyle bir şey yok. Ne ben oldu? İkincisini hatırlamıyorum abi. İlkini ben anlatayım da varsa ikincisini sen yaşa. Anlat yani. Ne oldu abi? Bir tane arkadaşı var hiç sevmediğim. Bir tane arkadaşı var diyorum ki ya onunla olma. Yani o yanında gezdirme falan filan. Erkek mi? Erkek nereye ya? Ankara bebesi öyle şey değil mi? Bir tane kız arkadaşı var. Ondan sonra biz... Bana böyle... mı sinirlisin? Olaya mı sinirlisin? Bir şey de demedim. Erkek diyorum. Ya lan erkekler. Arada Ankara bebesiyiz dedi. Ne alakası var konuyla? Evet. Neyse biz de böyle... Bursa çocuğuyuz aslanım. Yani böyle. Çok da etkili olmadı gerçekten. Evet. Bakalım yayınlayabilecek miyiz? Buyurun. Neyse tam yemek yiyeceğiz abi. İşte arkadaşı iki de buna vurup duruyor. İşte baksana garson ne kadar yakışıklı, garson ne kadar yakışıklı. Bu da bakmıyor. İlk başta o kadar vurdu. En sonunda çok tatlıymış falan dedi. Ama bu tatlıymış deyince ben elimdeki yemeği bıraktım. Çıktım gittim. Bunlar da hemen arkamdan geldiler işte. Ben o ara işte böyle pastane yüzüğü takmışız aramızda. Daha o zaman üniversite ikinci sınıfındayız. Çıkarttım yüzüğü, al dedim bunu. Git dedim yurduna. Ondan sonra işte bu başladı ağlamaya. Biri ağlıyor. Diyor gitme. Benim gideceğim ya. Ondan sonra bayağı ağladı dedim. Ondan sonra kıyamadım. Benim hatırladığım başka ne var? Başka ne var? Emre sen olayını anlatayım mı? Yo ne gerek var? Ne? Ne oldu aslanım? Kız ağlıyordu demin. Şimdi kimin ağlayacağı belli olmaz. Yo onu anlatma. Ben zaten ilkini anlattım. Bitmedi mi ya? Ben sana dedim ilkinde bitmez diye. Buyurun. Ne var ya MSN ya? O zaman MSN var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Hoş geldiniz geçkinler, MSN'ler, yoncalar, ICQ'lar. Aynen evet. Parlament sinema. Hafta sonları ben bazen annesine yardım etmeye giderdim eve. Temizlik yapıyorum. Elimde vileda fırçası. Bu lavaboya gitti. Bilgisayar, masaüstü bilgisayar açık. Orada baktım MSN kenarda. Ulan dedim şeytan dürttü bir bakayım mı dedim. Aslında hiç uyum değildir yani ama daha ilişkimizin ikinci, üçüncü... Ne yaptın sen? Hareket falan mı yaptın? Yok. İkinci, üçüncü ayında falanız böyle. Bir gireyim dedim. Bir girdim. Yeni bir MSN açmış. Üç tane kız ekli. Bu üç tane kız kim? Eskiden Finger dediği üç tane kız. Bah. Üçü de. Üçü de. Sadece onlar ekli. Oğlum ne güzel harem kurmuşsun lan. Üçü. Yani kızacak bir şey değil mi? Çok güzel bir şey yapmış adam kendi adına. O anda böyle vileda sapını alıp ne yapayım? Gideyim lavaboda basayım mı? Ay baktım bir tanesiyle hele uzun süreli olanla. Konuşmuş demiş ki bana kumpir borcum vardı ne zaman ödüyorsun? Bak hala aklı fikri yemekte. Yemek ne kötü bir şey dememiş ki. Bana kumpir borcum vardı ne zaman ödüyorsun? Kız da bunu terslemiş. Şimdi onu terslediğine de sinirlendim. Ne olursa olsun erkek arkadaşımdı. Ama ondan sonra dedim ki hak ettin dedim. Sonra hak ettin dedim. Hayır sen delirmişsin. Önce onu söyleyeyim yani. Birinin sana bunu söyledi. Ya benim sevgilimi reddedemezsin sen. Sen ona he diyeceksin. O sana siktir gitmeyecek. 5 yıllık evlisiniz. Evlilikten önce birlikte yaşamadınız. Yok. Ha tamam.
Orada peki ailelerle o zaman mı tanıştık? Sevgililik döneminde aileler tanıyor muydu? Ya Gönül sürekli zaten bize gelip gidiyordu. Evin kızı gibiydi. Öyle mi? Ama ben Gönül'ün ailesiyle biraz geç tanıştım. Neden? İstemiyorlardı beni. Aa. Evet. Dur ya. Neden? Hatta Gönül'ü okuldan aldılar. O zaman MSN'de MySpace diye bir şey vardı. Biz oraya fotoğraf koymuştuk. Yine MSN. Evet, MSN. 1994'ten öteye geçemedik şu ana kadar konuştuklarımızdan. Abi şimdi abi Mustafa Sandal vardı bilir misin? Aya ben şimdi abi şimdi Instagram var. Eskiden MySpace vardı. Fotoğraflarımızı oraya atıyorduk. Güzel. Biz Safranbolu'ya gitmiştik Gönül'le beraber. Orada bir tane fotoğrafımızı koymuştuk. Abisi de benim MySpace'ime girmiş. Gönül'le beraber fotoğrafımı görmüş. Kim lan bu lavuk demiş. Hem demiş küpeli hem saçı boyalı bilmem ne falan filan. Ondan sonra demiş ki bunu okuldan alıyoruz. Hop bunu okuldan aldılar. Göndermediler okula. Bir sene gelmedi okula. Ondan sonra ailesini inandırdı. Dedi ki ben ondan ayrıldım. Çok büyük yalanlar söyledim. Allah Kur'an nimet üzerine yemin etti. İyi çarpılmadı yani. Bu nasıl çarpılmadı? Ben çok isterim şu an çarpılsın. Acayip izlenirsin. Rating, yani rating. Şu an reytinginde değilim de yani. Sen de ağzında ekmekle tuvalete girersen bu iş tamam. Ben sana diyeyim. Şu an mesela nasıl kayınvalide kayınbabayla aran? Ben çok seviyorum zaten hani ondan önce de bir tanışıklığımız hatta baya baya bir iç dışta olduğumuzdan dolayı hani kaynana da diyemiyorum yani. Ne çok diyorsun? Nasıl hitap ediyorsun? Anam diyorum. Coş mu oğlum ben? Onu anam diyorsan kendi annene kim bilir ne yapıyorsun yani? Çilekeş anam. Anne diyorum tabii. Anne, hemen anne dedin mi? Hemen anne demek ya tabii ki usulden söylemem gerekiyor ama alışkanlıktan dolayı bir hani Nermin teyze diyordum sürekli zaten bir 5 sene. O yüzden onu atlatmak biraz zor oldu ama. 5 senesi anneme de anne demedin mi? Hayır, evlene kadar anne demedim. Allah Allah. Bazı şeyleri burada fark ediyorlar. Aa. Ben seni hiç anneme hitap ederken görmedim, doğru. Var mı kayınvalideden muzdarip kimse? Ne oldu? İçinize parmaklar. Yutkunanlar. Çok isterdim kaldırayım ama. Ya şimdi ne kadar seviyorum dese de gelinle kaynanalar aralarında bir sürtüşme oluyor. Çünkü yani oğul var sonuçta. Biri bir tarafından tutuyor, biri bir tarafından. Şimdi biz de o şeyleri seriye aldık. Gelin kaynana işte atışmaları diye. YouTube'da en çok izlenen videolar o. Dışarıda sorduğumuz zaman ay sizin gelin kaynana şeyinize bayılıyorum diyor. Aynı benim diyor yanında kocası var susuyor ondan sonra. Yine olmadı ya. Yok dinledik oğlum. Tam sonuna kadar geliyor mu olmuyor abi. Espri kalıyor orada ya. Ama bir şöyle küçük bir eksik var. Espri yapmadın. Evet. Yani yok, sen bir şey anlattın. Değil. Saygıyla kimse, dinledik. Kimse... Seni de çok sevdik. Acayip de sempatik bir adamsın. Ama sen alakasız bir yerde. Mesela Yozgat deyince gülmemizi bekliyorsun. Öyle bir şey yok yani. Şaka öyle bir şey abi değil. Abi sen ne desen herkes biliyor o yüzden. Şimdi ben bu insanları... Ben getirtmişim ve parayla güldürüyor olabilir miyim yani bu? Hanımlar beyler ilişki testi tüm hızıyla alkışlarla devam ediyor. La la la. Dipsiz bir kuyu. 18.100 biletli seyirci vardı bugün. Paralar kimde durur? Vallahi. Şu an maaş mı alıyorsunuz bir yerlerden yoksa münferit işler mi? Münferit işler. Tamam. Ne yattığını bilirsiniz. Evet. Sen bakarsın ekonomiye. Ben. Hayır. Ekonomiye bakar. Paralar bende durur ama gelir giderler. Hepsi Emre'nin işinden. Ben kendime geçer. Güvenmiyorum çünkü. İddiaya falan basarım diye. Var mı böyle? Var. Yok, o tarafların. Bıraktım. Bir dönem çok mu vardı? Bir dönem çok vardı. Ne kaybettin en çok? Çok kaybettim. Misal? Bir kerede en çok ne bastın? Bir kerede en çok 6000 lira basmıştım. Hangi maça? Nasıl tanıyor değil mi birbirini? Stuttgart. Stuttgart. Kimle oynuyordu? Hanover. Ne saçma sapan da maç. Neye güvendin bu kadar 6000'lik? Stuttgart'ta kendi emin değildir yeneceğinden. NBA'in maçına bastım NBA. 6000 abi bize mi bastın emin misin? Konuştuk takım arkadaşlarımla mümkün değil kazanamayız yani. Ne yastın? NBA. Gece NBA'in maçına bastım. Kaybettim. Ondan sonra böyle bir kızardım. Bir saat falan kıpkırmızı evde dolaştım. Gönül... Aşkım diyor sende bir şey var ama diyor, söylemiyorlar. Suratım düşük falan böyle. İşte söylemem ilk başta. Söylemem en sonunda dayanamadım. Söyledim. Dedim böyle böyle oldu işte. Aynen öyle öksürdüm ben de. Ondan sonra Gönül dedi ki tamam aşkım hiç önemli değil dedi. Ne olacak dedi sanki. Bundan sonra dedi iddia oynarsan bacaklarını kırarım dedi. Ne olacak dedi abimler tüfeklerle geliyorlar haberin olsun. Vay be. 6000 gitti ha? Gitti.
Ama onda, iyi ki de gitmiş yani. Ondan sonra bıraktım. Evet, söz verdim. İyi yerden sıradan. İyi ki kaybettim. Allah'ım çok şükür ya. Ne güzel kaybettim. Müthiş kaybettim ha. Keşke gene kaybetsem. Çift olarak en fakir anınız hangi andı? Öğrencilikte şey zaman herhalde. Onu da yine cebimizdeki bütün parayı Chelsea'ye basmıştık. Sıçan. Tatlım, simit mi yesek, Chelsea'ye mi güvensek? Üç simit yeriz saat sıçam. Yemek mi yiyelim, Chelsea'ye mi basalım? Arkadaş yetti artık. Chelsea'ye mi bastınız? Chelsea'ye bastık. Aç kaldınız. Evet, 0-0 berabere kaldı. Gitti bir para. Bir de teknik gezip paralarını toplamıştı okulun o zaman. Okulun parası bendeydi. Bir poşetin içinde demir paralar falan var ya, iddiacıya gidip onları tek tek sayıyorduk. Hocam böyle. Bu kumarbazlık değil, dolandırıcılık. Önce onu konuşalım. Bu başka bir şey. Okuldaki öğrencilerin paralarını alıp bahise basmışsın. Ama o hafta sonu palyaçoluk yaptık. Evet. Dedik ki madem okulun parasını yedik, gittik iki gün boyunca ikimiz de palyaçoluk yaptık. Bütün aldığımız parayı da okulun parasının yerine koyduk. Ay, 7'sinden 7'sine kredi alıyorduk. Daha 7'sine de çok vardı. Para bitti, cepte de para yok. Gittik palyaçoluk yaptık ama yerine kuruşu kuruşuna koyduk. Kim bu kadar para veriyor palyaçolara? Neresi burası? Palyaço öyle mi lan? Günlük bin alıyorlarsa ben niye uğraşıyorum burada şu an? Ne komik olmaz, öbür bölüme böyle gelmişim arkadaşlar. Palyaço Mesut'un sunduğu ilişki testi devam ediyor. Dönüp salak salak danslar. Evet. Abi palyaçoluk günlük 150 lira. 150 300. 2 gün yapsan 600 lira para, güzel para. Ama mat 1'in gayet iyi. Yani 150'yi 2 ile çarpıp tekrar 2 ile çarparken hiç zorlanmadın. Onu söyleyeyim. Mat 1'in iyi. Mühendisim. Güzel. Mat 1'in güzel. Güzel. Peki çift olarak borç verdiğiniz kimse oldu mu? Emrah borç vermeyi hiç sevmez. Ben sevmem. Hiç. Hakikaten mi? Çünkü borç verdiğim zaman o insanı kaybediyorum abi. Sebep? Bu çok ağır değil mi? Yani borç verdiğim zaman o insanı öldüresim geliyor o yüzden. Borç vereceğime. Öldürüyorum. Abi şimdi birine borç veriyorsun. Borç benim isteme gibi bir huyum yok. Tamam, geldi arkadaşın sana, dedi ki çok lazım, 1000 lira ver dedi. Tamam, borç olarak vermem. Varsa cebimde 1000 lirayı ona veririm. Geri döneceğini düşünmeden veririm yani. O verirse verir, vermezse de kaybetmiş olarak bakarım. Ama şimdi mesela geldi bana, dedi ki işte kardeşim 10.000 lira ihtiyacım var. Ben geldim. Bugün vermem. Tanıştık. Vermem. Oğlum dur bir bitireyim cümleyi. Manyağa bak. Sen de Mesut, sen de kalpazan tipi var. Sana vermem. Sen kusura bakma. Banker Castelli gibi adamsın. Sana asla. Oğlum neyimi gördün? Daha dur. Yeni tanıştık. İşte birlikte program vermem. Yaptık. Arkaya geçtik. Ben sana dedim ki aga dedim 3 aydır kiramı ödeyemiyorum. Vermem. Böyle adammışım ben. 5500 lira istiyorum senden. Vermem. 5500 bölü 3. Az söyledim dur. Yaşadığım hale bak. 3 aylık kira 600 lira istiyorum. Hadi bakalım. Onu veririm ya. O kadar istersen veririm. Yani 200 lira kiralık bir yerde oturuyorsan ve şey yapamamışsan üzülürüm valla. Ne olacak? Oğlum barınaklar 250, öyle söyleyeyim sana yani. Şu an. Ya abi şuradan baktığım zaman 40'tan hesaplasam bayağı bir para zaten senin kiranı karşılar ya. Onlar bana geldi mi? Aslanım. Sen yine hesapla da yani. Ya matematikçiyim ya o yüzden. Anladım. Senin kira ne kadar abi? Benim evim var koçum. Yok. Yok. Bir an için beni tanımıyor diye yalan söyledim ama sonra dedim ki ben daha önce kirada yaşadığımı söyledim bu programda. Yok evim. Ne var lan, hepinizde evim var sıçarım valla. Bizim de yok abi, sıkıntı yok. Oh çok şükür. Tabii lan, insan çünkü başkasının da başarısında seviniyor. Böyle bir şey insan dediğin yani. Aynen. Değil mi? Evine bir, abi, bir şey soracağım. Sizce çift olarak yüksek bir ruhunuz var mı? Mesela bir çift tanıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra o çift 11 bin liralık bir eve çıkmış. Benim evrensel kümemde bile kirada kalıyor fark ettiği gibi yani. İlla bir kira alacak. 3 ama milyonu böyle, bir ev almış. Alamaz. 11 binlik kiraya çıkmış. O çok, o dediğin çok. O öyle olmaz. 11 binlik kiraya çıkmış. 3 köprüyü de aynı anda görüyor. Manzarası var. Lan çocuk gibi bana. Dünya başkanı olmuş babası. Hayalim çocuk gibi. Bu ne ya? 3 köprüyü de görüyor aynı anda. Ya başkası yani tanıdığınız bir çiftin bir anda zenginleşmesine sevinir misiniz? Vallahi onu soruyorum. Seviniriz ya. Sen sevinirsin. Sende bir sorun yok. Adama soruyorum. Ben sevinirim. Ya yüksek ruhun var mı? Ulan bunlar da hak etmedi der misin yoksa onlar için sevinir misin? Hak ettiğini düşünüyorsam sevinirim abi. Sana ne abi? Bilmiyorsun onu. Yok, hak ettiğini düşünüyorsam sevinirim ama hak ettiğini düşünmüyorsam
İnşallah kaybederler derim yani. O kadar ben kötü bir insanım. Ben de öyleyim işte. İnşallah üstlerinden... Bak bu çocuk gene biraz tat... Hani az kötü az değil. Ben üstlerinden kamyon geçer diye düşünüyorum. Böyle yani. Elinde sihirli değnek var. Fışt yaptın. Bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Aceleciliğini kesinlikle değiştirmek isterdim ya. Ya bir insan... Bir yere gideceğiz. Bir saat önce orada olmak ister mi? Ya bir sakin ol diyorum ya. Tam zamanında değilse de 10 dakika sonra orada olalım, 15 dakika sonra orada olalım. Ne olacak diyorum mesela. Tepemde dikiliyor. Hadi. Aa, geldim saça bakın yani. Kahvaltı masasından kalktım geldim. Ben aceleci değilim. Sen uyuşuksun. Hayır, ben uyuşuk değilim. Sen acelecisin. Yine benlik bir şey yok. Sakin. Devam. Şimdi burada 5'teydi mesela çekimimiz. Sen kaçta gelmek istiyordun buraya? Ama biz buraya 2:30'da geleceğiz diye yanlış bir irtibatlaşma olmuş abi. Ben 1:30'da Ataşehir'de oturuyorum. 1:30'da çıkıp buraya gelmem lazım. Çünkü hani trafik olur, bir tamam. Şey olur. Yani insanları niye bekletelim? İnsanlar bekletilmez yani sonuçta. Tabii bu kadar ki insan toplanmıyor. Konumuzun insanlarla hiçbir alakası yok yine şu an yani. Yayın 5'te aslanım. 2:30'da gelsen de onlar 5'te oturacak. Ama ben 2:30'da diyebilirim. Ben gelirsem 2:30'da onlar da gelir diye düşündüm. Evet. Ondan sonra tuttuk. Ya aşkım hadi hazırlan. Ya aşkım işte şöyle böyle ben arabaya indim oturdum yine geç geldi. Ondan sonra diyor ki bana aceleci. Ben aceleci değilim yani. Gerçekten çok uyuşuk. Mesela acele gitmemiz gereken bir yer var mesela. Ne yapılır? Mesela şu suyu alacaksın buradan. Şöyle yapacaksın. İçeceksin, koyacaksın değil mi? Bu böyle. Hocam sen su içmek için bahane mi yaptın o zaman? Susadın da ayıp olur diye ona bir mizansen mi yazdın? Açık ol. İkinci yudumu da aldı şu an. Mesut Bey bakın. Bir kere daha göstermem gerekirse. Bazen insan şöyle olur yani. Çok uyuşuk sıçarım. Yemedik. Sen su içtin şu an yani. Evet. Çok tatlı adam. Abi neyden bahsediyorduk? Güzel doydum ha. Güzel doydum valla. Senin abi elinde bir tane sihirli denek var. Fışt yaptın. Bir huyu değişiyor. Aynı şekilde abi. Uyuşukluğunu kesinlikle değiştiririm. Uyuşuk değilim. Ama uyuşuk. Bak şimdi sen sadece diyorsun ki suyu yavaş yavaş içiyor. Sen sadece suyu görüyorsun. Ama ocağın altı kapalı mı? Ütü yanıyor mu? Ondan sonra çocuk giydirilecek. Son kez etrafa bir bakayım. Cam açık mı, kapı açık mı? Bunlara bakarken zaman tamam. Geçiyor. Sen onları görmüyorsun. Tamam işte son kez yapacağın mesela diyelim ki bir de evden çıkmamız gerekiyorsa. Evet. Sen kendi halini biliyorsan onu bilir. Bir şey söyleyeceğim. Ay Allah. Yine kadrajdan çıktım 2 metre boyunla. Hanımefendi en son her şeyin kontrol edilmesi gerektiğini söylerken 6-7 tane kadın böyle ya yaptı. Geldi buraya ya hiç farkında değiller gibi bir şey yaptı. Var mı böyle her şeyi kontrol eden kontrol freak aramızda? Parmak göreyim. Bak yok işte. Şurada bak bir verelim mi hemen mikrofonu? Bütün her şeyi kontrol ediyorsunuz mutlaka. Camlar açık kalmış mı? Ocak çıktı mı? Ya da işte kettle'da bir şey kaynıyor mu? Ya da fişte mi vesaire mi diye. Mutlaka kontrol etmek zorundasınız hepsini. Doğal afet oluşmasın ya da işte sıkıntı oluşmasın diye. Hoş geldin kamu spotu. Mesut Bey sigara sağlığa zararlıdır tamam. Alkol bütün kötülüklerin anası tamam. Evet. Ya, tamam kedilerin kuyruğuna teneke bağlamayalım tamam. Eşiniz burada mı? Evet burada. O da rahat mıdır hiç bakmaz mı? Yok o işte hemen çıkıp ayakkabılarını koyup işte bekler hadi çıkmıyor muyuz? Bütün her şeyi kontrol ettim mi baktım mı vesaire falan diye hiç sıkıntı yok orada. Asansörün düğmesine basar bekler. Asansör. Düğmeye basınca giderim o asansör. Yok hayır. Asansörü ilk önce çağırması lazım gitmesi için. Yine lafı yedik. Hayırlısı olsun. 37 yaşımızda yine çat bir tokat daha yedik. Bokumu yayınlarım ben burayı. Onu bir... İşte en son bir özür dile orayı yayınlayalım ne olur. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Sıçtın da ağzıma. Olsun hayırlısı olsun. Sence bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Benim için en yakışıklı adam. Bence de göbeği çok... Göbeği ayrı yakışıklı. Ne yaşıyorsunuz bizi hiç ilgilendirmez. Fiziken daha güzel olsaydı dediğin bir özelliği var mı? Hayır gerçekten yok ya. Hakikaten yani. Vallahi yok. Yok yani hani benim gözümle gelin görün. Gerçekten yok. 20 Ama biz neden onun eşi olalım burada 150 kişi yani? Hep beraber var diye çok iyi bir film John Malkovich olmak var mı izleyen? John Malkovich olurdun bir tünelden girip. Hep beraber gönüllü kendisi olup adama bakıyorsun. Ne güzel adam lan. Bayağı yakışıklı ha. Yanağı yanak. Dudağı dudak. Yok mu daha güzel olsaydı? Bir özellik ya. Eli, kolu, kulağı, saçı. Yok. İlla değiştireceğim. Dedin işte arkasında dur. Yok. Çok güzel. Dedin arkasında dur. Bak adam seni zorluyor. Sakın vazgeçme. Sakın. Senin abi?
daha güzel olsaydı dediğin. Yok. Bir doğru özellik senin. Ya. Doğru senin. Bizim şarkımız zaten Bruno Mars'ın Just the Way You Are şarkısı mesela. Orada diyor ki değiştirmemi istediğim yer aldı. Adam benim elementer olduğumu anlayıp böyle yaptı. Just the way you are. Sen şimdi anlamazsın. You are sen. You are I am. He is just the way. Yola doğru. Evet. Ne var lan? Kavga anında hocam ağzından en sert ne çıktı gönüle karşı? Herhalde kavgamız, iki tane kavgamız var. O başka da yok zaten. Yani kavga derken de hani böyle sesimizi aman aman yükseltip de böyle bir hakaret oluyor. Hiç böyle salak balak bir şey çıkmadı mı ağzınıza? Mal mısın der bana bazen. E çıkmış işte daha ne diyecek mal mısın? Hiçbir şey demin ne dedi götürerek soru... tamam demiş. Ama bir soru mal mısın diye abi. Şimdi, bir mal, soru. Mal demedim ki. Ama o zaman ben de söyleyeyim. Merhabalar piç misin? Abi ben sordum. Ben sana sordum. Öyle misin değil misin diye sordum. Yani böyle kaçamayız. Mal mısın malsın demek aslında çünkü yani. Seni sevdik ama burada yırtamazsın. Tamam abi o zaman mal mısın? Mal dedim abi dediysen ben dedim. Güzel güzel. Senin ağzından çıktı bir şey. Aynı ben de aynı öyle yani hakaret etmiyoruz ya. Sizde var mı? Bir de burayı sorayım. Kavga anında ağzından sert bir şey çıkan var mı daha önce? Kaç zamanlık bir ilişki? 4 yıllık. Ne güzel. Kavga eder misiniz arada? Buraya gelememe sebebimizdir. Ne çok demek sık o? Kavga ederiz. Bu sorulara verilecek cevapla program biter diye cesaret edip katılmak istemedik size. Sence de bu bir inception değil mi? Şu an buradasın. Elinde mikrofon var. Sorularıma cevap veriyorum. Bu sebepten biz 4 yıldır buradasın. Doğru. Ne çıktı mesela en sert ağzından? Abi en galis küfürler, hakaretler. Hanımefendiye ver bakayım. Şekerim sen çok da tatlı bir insansın. Yani evet, görüntü öyleydi. Olarak diyorsun. Senin peki ne çıktı ağzından en sert? Göt çok diyorum mesela. Tamam ver şimdi mikrofonu. Sen ne cevap verdin? Kendiye kendi olur. Genelde küfür geldiğinde küfür etme şeklinde cevap veriyorum. Birimiz ettiğimizde diğerimiz etmiyoruz. Terbiye dersi vermeye çalışıyoruz ama mutlaka birimiz çabuk küfür ediyoruz, diğerimiz çok çabuk terbiye dersi vermeye çalışıyoruz. Bu senin rüyan yani böyle bir abi... iki insan böyle diyalog kurmaz. Göt terbiyeli ol tamam. Bir anda ikna olup terbiyeli olamayız bir anda. Programdan sonra WhatsApp yazışmalarını gösterebilirim abi. Bende de o var. Göstereyim arkadaşına bak hangimiz haklı soralım diyorum. O da diyor getir lan telefonunu. Kim haklıymış biz bunu koyacağız. Koy orada kameraya. Son kendi küfür... haklı olduğun yeri bulma ama hemen en yok, sonu koy. Son... Manyağa bak ben göt dedim, onu dedim, onu at aşağı in. Yukarıda onun bana söylediği bir şey vardı, onu bulmam lazım. Abi sana en bakma. Son küfürü ben etmişim. O ya! Da... sana dedik. Küfürlerini... Belli abi senin dolandırıcı olduğun gözünden belli yani. Ben anlarım küfür, abi. Küfürlerini kendine sakla demiş o da. Yani ya çok güzelmiş. Küfürlerini kendine sakla. Yok başkasını etmiş. Anam baban hariç de tamam derim. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Ne oldu? Yemedi. Ver be. Size göstereyim. Olur. Ben gösteririm oraya. Getir. Ben tane oğlum. Bana güvenemezsin yani. Ver. Çok da ağır olmam sen. Ben okuyacağım. Otur sen. Otur otur. Bir şey olmaz. Otur. Yasemin'den gelmiş. Anladım. Çok güzel abi. Şu an... yani neden birbirimizin ecdadına bu kadar ağır konuşuyorsunuz? Bak şimdi bak. Hepsinin sorumlusu sensin. Yazmış biri. Öyle demiş ki böyle kaldım. Yeter. Ben seni de unutmayacağım. İyi edersin. Gittin mi eve? Gitmedim. Ne oldu oğlum bir anda? Vallahi bak birebir okuyorum. Manita yaptın mı? Buldun mu bir şeyler? Böyle olduğunu düşünüyorsan bana yazıp durma. Böyle olduğunu düşünüyorum. Yeter bıktın paranoyandan. Başka ne olacak? Yazma o zaman. Okey. Bak. Devam ediyorum. Aga bak bunu yayınlayacağız ha tamam mı? Çok güzel burası. Valla yayınlayacağız. Sıçarım boşver. Efsane bir şey oldu. Siktir et. En kötü başka... Ben ikinize de başka sevgili bulurum. Samimi söylüyorum bak. Bunu yayınlatın. Alayım mı abi? Gelecek misin? Yürek kitap okumalar, resim atmalar. Dur. Dur. Git küfürlerini başkasına et. Sana ne? Artistliğin bitmedi. Sana ne yeter? Şöyle bir şey geliyor. Hak ettin. Yazma, araba sorma. Ben Beyoğlu'ndayım, bana ne? Şimdi de buradalar. Kocaman alkışlarla arkadaşlar.
tanımadığım için şık bir adam diyebilir misin? Şık. Şık. Kelimeyi yeni duymuş. Şık mı? Şık mıdır? Şık mıdır? Yani çok fazla dikkat şey... Dikkat eder mi giyimine, kuşamına? Çok çok aman aman dikkat etmez. Hani beni alan aldığı hesabı yapar. O yüzden hani ne bulduysa hemen şık 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 yapar çıkar. Güzel. Eskiden öyleydi. Evet eskiden bulmadan yani. Bulmadan önce öyleydi. Gönül şık mıdır? Şıktır. Dikkat eder mi? Eden Sen gönüle dikkat ediyor musun? Önce onu soralım. Gönül hangisiydi lan? Şey sadece şeye bakar. Popo görünüyor mu? İstiyorsan bir şey giy tamam. Ben poponun direkt göründüğü bir kıyafet hiç duymadım hayatımda yani. Sen de ne giymeye kalkıyorsun da adam yok diyor acaba? Mesut'cum iki tane yaprağım var ona karışıyor ya. Ben istediğim yaprağı giyemeyeceksem şu hayatta. Kusura bakmayın artık. Hanımlar beyler, ilişki testi tüm hızıyla Şahangillerle, Emrah ve Gönül'le alkışlarla devam ediyor. Çok ani değişikliklere reaksiyon gösterir misin? Gönül bir akşam sen evdesin abi. 6'da geldi eve, saçını 3'e vurmuş. Böyle sırtında anatema dövmesi aşağı kadar. Kuyruk sokumuna kadar. Buraya kadar da burma bilezik. Delirmiş Gönül. 30 tane de burma bilezik. Hal hal var aşağıda. Bilezikler. 3 tane piercing. Bütün bunları yaparsa fiziken bu kadar değişirse bir böyle yabancılaşır mısın? Kendi bildiği iştir derim ya. Bir bildiği vardır derim. Üstüne gitmem. Ankara'ya ama giderim, eve de gitmem. Yani. Onu da bilsin. Aynen yani. Kendine gelene kadar gitmem yani. Değil mi? Gitmem. Eve gitmem. O? Çok ani değişiklik. Yani tangayla geziyor mahallede. Geziyor tangayla. Aşkım ne yapıyorsun? Zile basıyor aşağıdan. El sallıyor. Anne para at diye bağırıyor. Saçma sapan bir ilişki. Ay ne yaparım ki ben ya? Çok tatlı. Ne yaparım ben? Kimlere giderim? Okutur muyum ben bu adamı artık diğerlerde? Kesinlikle zoya. Ay. Hem de öyle bir şey olsa ne yaparsın? Ha. Seni eve kilitlerim, terbiye ederim herhalde. Ne yapayım? Terk edemem ki çocuğumun babasısın. Tanga da giysen. İlişkidesini bu cümleyi de duyduk. Tanga da giysen çocuğumun babasısın. Belki para yok, belki tanga ama sen babasın. O çocuk elini öper, alnına koyar. Çocuk var. Var. Kaç yaşında? 3 yaşında. Ay Allah bağışlasın. Allah ne güzelmiş. Kız erkek? Erkek. Adı ne? Özgür Efe. Özgür Efe. Evet. Ne yapabiliyor 3 yaşında çocuk? Konuşabiliyor. Hiç anlamıyor bu işlerden. Ne yapabiliyor? İngilizcesi var mı? Var. Var mı aslında? 37'yim benim yok ya. 34 sene geç başlamışım benim yok. Ne kadar var İngilizcesi? Saymayı biliyor. Altı kişi güldü. Fena değil. Yine denedim. Bir de çok da tatlı kibar adam. Bozulacak mıyım diye de böyle bakıyor. Just where you are. Bozulmam abi. Yap sen bana şaka. Yap üstünden bak. Ağzına sıçtılar deminden beri. Rahat olsan. Çocukla ilgili kararları hanginiz alır? Ortak annesi. Alırız. Ortak. Annesi mi? Öyle mi? Son karar annem demiş. Seni ezmek istemedim aşkım. Yok araştırır o. Ben çok şey yapmam şimdi. Mesela der ki işte 40. ayında işte zaten şu evresindeymiş. Çocuğumuz doğru hareketler yapıyor falan. Çocuk doğru hareket dediği de şey kafasının üstünde şeye kanepeye zıplıyor. Diyorum ki bu çocuk deli mi ne yapıyor böyle? Yok yok diyor 40. haftada herkes aynısını yapıyor. Ben baktım halıya sıçıyor tam vakti. Tam. Bu zaman sıçılırmış 37. haftada. Yaptı. Yaptı mı? Yine çağırırım ya. Çocuk yine. Eve sıçtı. Nereye? Eve sıçtı. Ben dedim ki o... Ama, ya dedim ama bunu... baktın mı? Eğer o eve zamansa başlıyor. O zaman... Normalmiş. Tuvalet alışkanlığı kazanınca kapının arkasına ya da halı düzeni falan yapılabilirmiş. O yüzden halıları toplayın diyor. Bütün halde. Kapıların arkası boktu. Ne yaptınız? Siniyor çocuk oraya. Temizliyordum ya. Vallahi. Bu ama sorun. İnşallah 20 yaşına kadar böyle devam etmez yani. Yo bıraktı Allah'tan. İşte üniversite bıraktı. Arkadaşı yurttalar. Pıt diye bırakmış. Bayağı can sıkar yani. Tat kaçar. Babacım anneciğim çocuk? Anneci. Kesin mi? Kesin. Şimdi mesela ikiniz de uçurumun kenarındasınız. Dur bakalım gene ne geliyor. Çocuk tutuyor iki kolunuzdan. Gücü de yetmiyor. Birinizi çekebilir. Hanginizi çeker? Annesini çeker. Annesini. Kesin mi? Evet. Kesin. Hatta iter böyle yani. Ne komik olur. İkisini de kurtarabilecekken... Anne emin misin? Kurtarmalı mıyız? Bir daha bak. Öyle mi? Düşkün değil mi sana? Yo beni de sever de annesini daha çok sever. Ne diyor sana? Babacım diyor. Oğlum bu muhabbet kuşu olmasın lan bir daha düşünün. Ballı çubuğu var bak halıya sıçıyor.
Mesut Bey ballı çubuğu var. Aynaya bakıp dudaklar böyle. Ben çok teşekkür ederim. Biz geldiğiniz teşekkür için. Vallahi çok, çok, çok tatlısınız ikiniz de. Teşekkürler. Yolunuz da açık olsun internet ortamında. Zaten bayağı bir seveniniz bileniniz var. Katlana katlana devam etsin. Bu kadar doğal ve içtenseniz zaten millet de anlar izlerken. Bir öpüşsenize. 25. bölüm ya da 26. bölüm bu. Bu kadar mesafeli bir karı koca uzun zamandır. Şimdi... Hasta mısın geçmesin diye? Evet, hastayım. Çok tatlı. Sen onu öp. Oh ne güzel. İşte aşk öpücüğü. Yaşa. Şimdi siz öpüşün. Var mısınız da coşalım? Çok komik olmaz mı? Bir tane herkes coşmuş. 4-5 tane yalnız var benim gibi böyle bakıyorsun. Ben ne yaptım ya? Hanımlar beyler, ilişki testi alkışlarla ve Şahangiller'in güzel katılımıyla sona eriyor. Konumuz ne kanalına abone olmayı unutmayın. Santral Kumpanya YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ben Deniz Mesut Süre. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay. Çok teşekkür ederim. Bir şey eksik galiba. Bir şey eksik. Yönetmen efendim? Puanlama. Puanlama. Oy, programın yarısı duruyor. Yapalım puanlama. Güzel. Dur şimdi o zaman sonuncuların hiçbiri yok. Baştan. İlişki testi başlıyor. Emrah ve Gönül çiftimizin, Şahangiller'in ilişkisini çağdaşlık, sadakat ve eğlence düzeyi üzerinden puanlayacağız. Çağdaşlık olarak 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Hocam sen böyle bir bıçkın Ankara bebesi falan yaptın ya orada millet 3'e düşürdü ben sana diyeyim. Orada minik. Öyle bir adam olmamana rağmen öyle bir intiba bir anda. 5 ve üzeri diyenler o desin. Abi 2 herhalde. Ne abi 2? Çok çağdaşık aldık aşkım. 2 falan alacağız herhalde. Yok 5 aldık tabii canım. 5 aldık mı? Bu kadar o yeter zaten. 5 herkesin... yeter abi zaten. 5 yeter diyor. Geçtik mi abi geçtin gayet güzel. Teşekkür belgesiyle gönderiyoruz. Vallahi geçtik ha fena değil. Sadakat 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Adamın en sevdiği yeri herhalde. Ankara bebesiyiz sıçarım vallahi. Bağırmaya var mı lan? Var mı varmayan? Eğlence düzeyi 9 ve üzeri diyenler o desin. Oh. 8. Öyle baktılar. Mesut abi 8 desen daha gönülden bağırdık ama 9 da ayıp olmasın diye. İlişki testi. Oh be nihayet sona erdi. Hoşçakalın daha da bir şey demem yeter ulan. Hadi bay bay görüşürüz. Hakikaten çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.